Bir dene benceden sevgililer günü ve özel günleriniz için çilekli kalp pasta tarifi. Pandispanya için 6 yumurta, 1 su bardağı şeker, tepeleme 1 su bardağı nişasta, tepeleme 1 su bardağı un, yarım çay bardağı sıcak su, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Yumurtaların sarı ve beyazlarını ayırıyoruz. Yumurtaların sarılarını şekerle birlikte köpürene kadar çırpıyoruz. Sıcak suyu ilave edip şeker eriyene kadar çırpmaya devam ediyoruz. Vanilya, kabartma tozu, nişasta ve unu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Yumurtaların beyazlarına bir çimdik tuz ekleyip köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Tıraş köpüğü kıvamına gelince yavaş yavaş kek karışımına ekleyerek köpüğünü söndürmeden karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz kalıba döküyoruz. Üzerini düzeltip kabarcıkların çıkması için birkaç kez tezgaha vuruyoruz. 170 derecede ısınmış fırına, ısıya dayanıklı bir kasede sıcak su koyuyoruz ki nemli bir kek elde edelim. Kürdan testi yaparak pandispanyayı pişiriyoruz. Pişen kek soğuduktan sonra kalıptan çıkarıyoruz.
Tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra dilimlere ayırıyoruz. Pandispanyayı bir gün önceden hazırlamanızı tavsiye ederim. Ben yuvarlak kalıp kullanıp sevgililer gününe özel olduğu için kalp şeklini verdim. Sizler varsa kalpli kalıp kullanıp isterseniz yuvarlak pasta hazırlayabilirsiniz. Önce alt kısmını üçgen şekle gelecek şekilde kestim ve kestiğim kısımları kalbin üst kısmını oluşturmak için kullandım. Keki istediğimiz şekle soktuysak gelelim pastacı kremamıza. 4 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 paket vanilyayı tencereye alıp karıştırıyoruz. İki buçuk su bardağı süt ekliyoruz. Bir yumurta sarısı ekliyoruz ve ocağa alıp karıştırarak pişiriyoruz. Kaynayıp göz göz olunca ocaktan alıyoruz ve kabuk tutmaması için arada karıştırarak soğutuyoruz. Soğuduktan sonra bir paket toz krem şanti ekleyip mikserle rengi açılana kadar çırpıyoruz. Ayıklayıp suda beklettiğimiz çilekleri dilimliyoruz. Pastamız için hazırladığımız pandispanyanın ilk katmanını alıyoruz. Biraz süt kullanarak keki hafif ıslatıyoruz.
pastacı kremasından alıp üzerine yayıyoruz. Dilimlediğimiz çilekleri üzerini tamamen örtecek şekilde diziyoruz. Üzerine pandispanyanın ikinci katmanını alıp tekrar ıslatıyoruz. Tekrar pastacı kreması sürüp çilek seriyoruz. Pandispanyanın son katmanını da yerleştiriyoruz ve üzerine sürmek için krem şanti hazırlıyoruz. 1,5 su bardağı süt içerisine 2 paket toz krem şanti ekleyip iyice çırpıyoruz. İstediğimiz kıvama gelince yarısını sıkma torbasına alıyoruz ve pastanın üzerine sıkıyoruz. Güzelce düzelterek eşit şekilde tüm pastayı krem şanti ile kaplıyoruz. Kaplama işlemi bittikten sonra süslemek hayal gücümüze kalmış. Ben krem şantimin yarısına kırmızı gıda boyası ekleyip süslemede kullandım. Gıda boyanız yoksa biraz kakao ve pudra şekeri ekleyerek kahverengi hale getirebilirsiniz. Süslemek için çilek, donmuş böğürtlen ve donmuş frenk üzümleri kullandım. Siz de sevgililer günü için kırmızı meyveleri kullanabilirsiniz.
Çilekli pastamız hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.